o 24 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30.416. Suriye'nin kuzeyi dahil. 30.416 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 2020 yılında ise, bir yılda ise 3.646 terörist Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılan faaliyetlerle etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır. Bütün Irak'ın kuzeyinde, yurt içinde, sınır ötesinde ne kadar bunları, sığınakları, barınakları, inleri, mağaraları vesaire var, bunların hepsi tahrip edildi ve dinle devam ediyor. Ve bunların yerleştirdikleri yüzlerce mayın ve el yapım patlayıcı da yine bizim kahraman Mehmetçik tarafından bulundu ve etkisiz hale getirildi arkadaşlarım. Ve bu manada kesintisi bir şekilde, etkin şekilde operasyonlar devam ediyor. Ve bu konuda kararlılığı olduğumuzu söylüyoruz. Artan bir tempoda ve artan bir şiddette aralıksız, taarruzi bir ruhla terörle mücadelemiz devam edecek değerli arkadaşlarım. Ve geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarından, bunu basın ve yayın kuruluşlarındaki çıkan haberlerden, bunu yerinden bilgi verenlerden öğreniyoruz. Ve gerçekten şu anda PKK teşkilat olarak, yönetim olarak, sözde yönetim olarak her neyse bunların çok büyük bir şekilde paniklediklerini, bir gece aynı yerde iki gece yatamadıklarını ve hakikaten korkunun dağları sardığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerine hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. Ve burada herhangi bir şekilde durmak yok arkadaşlarım. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah bu noktaya geleceğiz. Tabii hudutlarımızdaki arkadaşlarımız büyük bir kahramanlıkla hudutların güvenliği için gayret gösteriyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve huduttaki güvenliğin sağlanabilmesi, hudut kontrolünün sağlanabilmesi için yapılması gereken de maddi girdiler ne varsa, tel örgü, duvarlar ve elektronik sistemler, bunların hepsi de alındı, konuldu ve dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde oradaki faaliyetler sürdürülebiliyor. Tabii biz burada yaptığımız faaliyetler sonucunda arkadaşlarım, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından kontrol edilen bölgelerde huzur, güven, asayiş sağlandıktan sonra 450 bin İdlib'de olmak üzere 1 milyon Suriyeli kardeşimiz, 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli bir şekilde ve saygın bir şekilde itilip kalkılma olmadan rahat bir şekilde huzur içinde evlerine ve topraklarına dönebilmeleri mümkün olmuştur. Burada eğitim faaliyetleri devam ediyor. Sağlık faaliyetleri devam ediyor. Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinden bahsediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği alanlarda. Ve bu normalleşme yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu konuda gerçekten diğer bakanlıklarla ve kurumlarla koordine etmek suretiyle Türkiye olarak yoğun bir gayret içindeyiz. Oradaki hayatın kolaylaşması ve güvenli hale gelmesi için. Bütün bunları yaparken arkadaşlarım, orada çevreye, masum insanlara, mazlumlara gerekli ilgi alakayı gösteriyoruz. Ve gerçekten bu konuda örnek davranışlar görüyoruz arkadaşlarımızdan. Onları tebrik ediyorum. Arkadaşlarım, burada bizim yaptığımız bu çalışmalarla oradaki rahatlamanın bütün ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar dahil herkes tarafından da takdirle takip edildiğini, fakat bunların maalesef şu veya bu sebepten dolayı kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum. Şunu iyi bilin, eğer bu operasyonlar olmasaydı, eğer başlangıçtan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı harekatları olmasaydı, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri buraya müdahale etmeseydi arkadaşlarım, bu koridorları tahrip etmeseydi, bu hevesleri bazılarının kursağında bırakmasaydık, inanın şu anda çok çok daha zor, çok çok daha değişik bir takım oluşumlarla ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde bu Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Yani bu konulardaki yaptıklarımızın herkes tarafından anlaşılması, her tek tarafından bilinmesi lazım. Biz bütün komşularımızın, Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak hudutuna saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz arkadaşlar, her zaman söylediğimiz gibi hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek derdimiz bu. Ve tek hedefimiz de teröristler.